Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yağmurlu bir Antalya'dan herkese kocaman sevgiler. Bugün sizlerle beraber haşhaşlı kek yapacağız arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum bu nefis lezzetin. Öncelikle 3 tane yumurtamı karıştırma kabımın içine alıyorum. Şöyle. Üzerine arkadaşlar large boy yumurta kullandım. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimi de ilave ediyorum ve ikisini böyle köpük köpük oluncaya dek çırpıyorum. Evet, yumurta ve şekerimizi iyice çırptık. Şimdi üzerine sıvıları ilave ediyorum. Öncelikle 1 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Ardından 1 su bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Şöyle bir mikseri çalıştırmadan karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aşamada ben unu her zaman yaptığım gibi bütün kek tariflerinde, panispanya tariflerimde dediğim gibi ben unu eleyerek ilave etmek istiyorum. Çünkü içinde un topakçıklarının olmasını istemiyorum. Ve artı daha iyi kabarmasını sağlıyor eleyerek ilave etmek. Şimdi unumu da ilave ettim. Ne kadar un derseniz 2 su bardağı, 2 klasik su bardağı un ilavesi yaptım. Şimdi iyice eleyerek ilave ediyorum kekimin içine. Bakın gördünüz mü? Üzerinde illa böyle topakçıklar meydana geliyor. Şimdi unumun üzerine arkadaşlar ben 1 paket vanilyamı, 1 paket kabartma tozumu ilave ediyorum. Ve 1 çay bardağı şu şekilde haşhaşımı ilave ediyorum. Mavi haşhaş kullanıyoruz ki içinde daha güzel görünsün. Elbet diğer haşhaşları da kullanabilirsiniz ama lezzetini alırsınız. Görüntü istediğimiz gibi olmaz. Şimdi önce unun sıçramaması için şöyle bir karıştırayım. Ardından mikserimi çalıştırayım. Evet, kekim bu şekilde hazır hale geldi. Kolaylıkla arkadaşlar, hatta şu kenar kısımlarını da sıyırayım. Bu kıvam muhteşem bir kıvam arkadaşlar. Çok un ilavesi yapmayın. Çünkü kekiniz katı olur. 2 su bardağı un ideal geliyor. Şimdi bunu kek kalıbıma dökebilirim. Kalıbımı yağladım. Üzerini hafiften unladım arkadaşlar. Dilerseniz katı yağla da yağlayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Ama unlamanız çok önemli. Çünkü yağlayıp unlarsanız çok rahatlıkla kalıbınızdan çıkıyor. Şimdi hazırlamış olduğumuz haşhaşlı harcımızı kalıbımıza şöyle bir gezdirerek orantılı bir şekilde her yerine dökelim. Her yerine dökelim. Kalıbımız arkadaşlar eşit orantıda her yerine gelmesi için şöyle tezgahımıza birkaç kere vuralım. Şimdi arkadaşlar 170 derecelik fırında ister önceden ısıtılmış olsun ister yeni açmış olun. Benim şu an fırınım çalışıyor vaziyette değil. Şimdi ben bunu 170 derecelik fırında öyle pişinceye kadar fırınlayacağım. İlk 20 dakika kesinlikle fırınınızın kapağını açmayın, sönme meydana gelir, içi hamurlaşır o zaman arkadaşlar. İlk 15-20 dakika sonra fırınınızı açın, kürdan testi ile pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Şimdi kekim fırına gidebilir. Kekim pişti arkadaşlar, iç sıcaklığı gitti, hala alın. Hemen daha fazla soğuyup terlemeden kekimi ters çeviriyorum. Hemen. Bakın daha buharı üstünden yeni yeni çıkıyor. O kadar kolaylıkla çıktı ki. Şimdi soğuduktan sonra keseceğim arkadaşlar. Soğumaya bırakıyorum ilk aşamada. Şimdi soğuyacağım. Gördüğünüz gibi böyle basit sistemle süslemeyi de çalıştım arkadaşlar. Size kekimin içini de göstermek istiyorum. Nasıl bir dokusu olduğunu. Şu an yumuşacık arkadaşlar. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi
görüntü çok lezzetli görünüyor. Hala daha sıcak. Beklememe rağmen hala sıcaklığı devam ediyor. Şimdi tabağımı alayım. Bu şekilde arkadaşlar kekimiz hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi nefis oldu ve çok pratik, çok kolaylıkla yaptığımız harika bir kek oldu. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle şu haşhaş tanelerinin ağza gelmesi, çıtır çıtır böyle ağza böyle farklı bir tat vermesi, lezzet vermesi çok hoş. Eğer ki arkadaşlar videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle beğenilerinizi bekliyorum. Çünkü her beğeni farklı insanların videolarıma ulaşmasını sağlayacak inşallah. Bu arada tabii benim de motivasyonumu arttıracak. Daha güzel, daha farklı videolar çekmeme de sebep olacak. Başka videolarda, başka tariflerde de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.